Merhaba, selamlar. Bugün uzun zamandır planladığım Jetpack Compose eğitimine başlıyoruz. Bu aslında oynatma listesi diyeceğim. Bu konuda Jetpack Compose'da inanılmaz detaylı ve farklı şekilde tüm detaylarıyla, tüm noktalarıyla ele alacağımız aslında bir konu olacak. Şimdi öncelikli olarak Jetpack Compose'a genel bir bakış yapacağız. Nedir, ne değildir gibi. Sonrasında tabii ki de daha da derinliklere, daha da terminolojisine aslında ineceğiz. Yepyeni projeler geliştireceğiz. Farklı kodlamalar, farklı örnekler yapacağız. Ancak bunlar tabii ki de daha ileride olacak. Şimdi Jetpack Compose genel bakışına baktığımızda mobil uygulama geliştirmenin temel taşlarından aslında biri olan UI, Android ekosisteminde de önemli bir rol oynuyor. Google, geliştiricilere daha etkili, daha hızlı Android uygulama arayüzleri geliştirmesi amacıyla Jetpack Compose'u çıkarıyor. Yani XML ile geliştirdiğimiz, yani REST altında layout içerisinde geliştirilen XML dosyalarını artık veda edip Jetpack Compose ile Kotlin'i kullanarak arayüzler geliştiriyoruz ve bu modern yaklaşım bizim kodlarımızın okunabilirliğini de tabii ki de arttırıyor. Çok fazla avantajı ve birkaç tane de dezavantajı bulunuyor. Şimdi Jetpack Compose nedir diyecek olursak, Jetpack Compose Android UI geliştirmek için kullanılan aslında bir toolkit'tir. Şu anda zaten Android Studio üzerinden Jetpack Compose ile proje başlatabiliyorsunuz. Birkaç senedir böyle ve XML ikinci planda şu anda kalıyor bir proje başlatmak istediğinizde. Kaldı ki sektörde bu şekilde bu tarafa kaymaya başladı. Özellikle Türkiye değil, yurt dışında Jetpack Compose daha popüler. Türkiye'de yeni yeni entegre olmaya başladı. Temelde kullanıcı arayüzü tasarımını daha basit ve etkili hale getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Aslında kullanıcılar, yani bizim geliştiriciler, XML içerisinde bir şey tasarladığında bunu bağlamasıyla uğraşıyordu, farklı işlemleriyle uğraşıyordu ve temelde Observer gibi paternler, birçok farklı patern ile aslında temelde hep aynı şeyi yapıyorduk. Jetpack Compose bu etkili hale getirme aslında noktası burada. Ne yapacağımızı biliyor. Yani ne yapmak istediğimizi, bir listeyi nasıl döndüreceğimizi vesaire zaten biliyor. Kaldı ki sektördeki neredeyse tüm uygulamalar da bu şekilde geliştiriliyor. Farklı geliştirmeler çok fazla yaygın değil. Temel manada aynı şekilde aslında uygulamalar geliştiriliyor. XML yerine Kotlin dili kullanarak geliştiricilere daha okunabilir, esnek bir kodlama deneyimi sunarken aynı zamanda reaktif programlama prensiplerini belirler ve canlı ön izleme gibi özelliklerle hızlı geliştirme süreçleri sağlar. Yani bizim aslında burada bir Flutter gibi, biz kullanıcılara anında geliştirdiği UI'yı gösteren bir ön izleme var. Yani bu Jetpack Compose'da preview denilen bir olay. Kullanıcı artık uygulamayı build etmeden önce nasıl bir tasarım oluşturduğunu görecek ve özellikle bu zaten build alma süresi büyük olan uygulamalarda çokça işe yarayan bir yöntem. Canlı ön izleme dediğim olay zaten buradaki preview hızlı bir geliştirme sağlıyor. Kullanıcı geliştirdiği tasarımı build ettikten sonra uygulama içerisinde test edebiliyor. Build etmeden önce ne tasarladığını kendisi görebiliyor ve build time ile uğraşmamış oluyor. Neden Jetpack Compose? Burada daha az kod. Jetpack Compose ile geleneksel UI, yani XML geliştirme yöntemlerine kıyasla daha az kod yazarak karmaşık kullanıcı arayüzleri karmaşık olmayan, aslında daha az kod ile karmaşık kullanıcı arayüzleri oluşturabilirsiniz. Örneğin biz ne yapmamız gerekiyordu bir XML yapısında? Biz bir Recycler View oluşturacaktık XML'de. Bunun Recycler View'daki item'ın bir dizaynı vardı. Bu item'ın bir adapter vesaire vesaire vardı. Ancak şu anda Jetpack Compose üzerinde lazy kalım. Sadece bunu, lazy kalım denilen bir mantığı kullanarak yeniden aslında aynı işlemi yapmış oluyoruz. Burada aynı iş daha az kodla yapılıyor. Bu da daha az karmaşık bir kod oluşturuyor. Kullanıcı tarafında da karmaşık kullanıcı arayüzlerinde daha kısa sürede
daha iyi şekilde oluşturmuş oluyoruz. Dediğim gibi daha hızlı geliştirme yine birçok farklı dosyanın etkileşimi yerine kullanıcı arayüzlerini tanımlamaya, prototiplemeye daha hızlı, daha kolay bir geliştirme sağlıyor. Sonrasında daha sezgisel Jet ve Compose Kotlin'in gücünden yararlanarak UI kodunuzu daha okunabilir ve anlaşılır hale getirir. Bunun sebebi de senelerden beri geliştirilen Android uygulamalarında temel bir mantık olması. Örneğin bir retrofit yapısı var. Retrofit yapısı view modele geliyor. View modelden veriler observe ediliyor. Observe edildiğinde bir değişiklik olduğunda kullanıcının gördüğü veri yenileniyor, değiştiriliyor veya kullanıcı tarafında bir event atıldığında, klik atıldığında bu işlem yapılıyor. Artık bu yapılar standart olduğu için Compose ile birlikte bu yapının zaten kurgulanacağı bilindiğinden dolayı daha hızlı ve daha sezgisel aslında ne yapacağını bilen bir UI mekanizması geliştirilmiş oluyor. Sonrasında daha esnek Jetpack Compose her türlü kullanıcı arayüzü gereksinimini karşılamak için geniş bir widget ve API yelpazesi sunuyor. Bu da şu şekilde açıklayabilirim ki Material Design 3 ile birlikte yani Material Design şu anda 3 versiyonu var. Buradaki versiyonda artık Jetpack Compose öncelikli yani birçok örneğin slider gibi birçok kullanıcı UI'ında konumlandırabileceğimiz buton yapısı vesaire vesaire öncelikli olarak Jetpack Compose'a geliyor. Sonrasında XML'e geliyor. Yani siz eğer yepyeni bir kullanıcı toolkit'i yani kullanıcının buton gibi UI'da kullanabileceği bir araç geliştirildiğinde bu öncelikli olarak Jetpack Compose'a geliyor. Sonrasında XML'e daha uzun ve daha sıkıntılı aslında daha farklı bir süreç ile XML'e geliyor. Jetpack Compose artık her projenin geliştirildiğinde yani bir UI anlayışı veya farklı bir view model tarzı verilerin aktarılması gibi bir işlemde Jetpack Compose temelli ilerlenmeye başladı aslında. Şimdi devam edecek olursak şu şekilde dezavantajlarına bakalım. Tabii ki de daha yeni bir kütüphane olması UI kütüphanelerine kadar olgun değil aslında. Şu anda Jetpack Compose ileri bir düzey yani ileri düzeyde bir geliştirme sağlıyor UI'da. Ancak yeni bir kütüphane olduğu için sürekli olarak yenileniyor. Yani siz şu anda bu kaynağı izlerken bile bu kaynağı izledikten 5-6 ay sonra benim yazdığım kodlar farklı olabiliyor. Ya da internette YouTube üzerinden örneğin bir kaynak arattığınızda bu kaynak üzerinde bu eğitimde yazılan kodlar eskimiş olabiliyor. Yeni bir kütüphane olması bu şekilde farklılıklar çıkarabiliyor. Tabii ki de sürekli olarak yeni yani mesela scaffold denilen bir yapı var. Bunun yeni halini eğitimde eğer izlediğiniz anda hata aldınız. Bunun yeni halini de görmeniz gerekiyor. Yeni hali nasıl karşılaştığınız hatayı çözmeniz gerekebiliyor. Sonrasında daha az örneğin kaynağı hem güncelleme sürekli geldiğinden dolayı kaynaklar eskiyebiliyor ve şu anda sektör kaymış olmasına rağmen nispeten daha az kaynak mevcut Jetpack Compose ile. Ancak bu sorunu ortadan kaldıracağım ben eğitim setimle beraber. Şimdi bazı hatalar tabii ki de mevcut. Geliştirme esnasında yanlışlar da görebiliyorsunuz. Bunlar normal. Ancak zamanla geliştirilecek ve Jetpack Compose asla iptal edilecek bir kit değil. Şu anda oturma aşamasında ve kesinlikle XML artık terk edilmesi gerekiyor. Şimdi Jetpack Compose'un aslında detayına geçmeden önce sonraki bölümlerde detaylandıracağız. Ancak basit olarak kafanızda bir aslında kod, bir layout yapısı nasıl olduğunu göstermek açısından şöyle bir yapı kurguladım. Şurada mesela biz ne yapıyorduk XML'de? Bir lineer layout açıyorduk ve lineer layout'un içerisinde orientation'la horizontal veya vertical şeklinde bir dizilim gerçekleştiriyorduk. Artık biz Jetpack Compose'da şu şekilde column isimli bir yapı oluşturacağız. Column ne demek? Sütun. Artık column bu parantez içerisine yazdığımız her kod alt alta gelecek. Gördüğünüz gibi tekstimiz burada var. Merhaba Jetpack Compose denmiş. Ardından button yapısı var. Gördüğünüz gibi button'da 10 click eventleri olan bir buton. Yani bu ne oluyor aslında? Bizim
horizontal, vertical orientation, vertical verdiğimiz bir lineer layout oluyor. Bu kolum yapısı. Text view'da bu şey, text view'umuz mesela artık bu şekilde, button'ımız bu şekilde. On click olacağı için gördüğünüz gibi on click olacağı için burada verimiz kendi on click yapısıyla beraber geliyor ve artık bu on click içerisindeki lambda içerisine bu butona tıklandığında ne yapılacak bunu yazacağız. Veya state yönetimi ile beraber artık biz bir veriyi güncelleyip onu takip etmeyeceğiz. Bir variable oluşturacağız. Yani bir state oluşturacağız artık. O variable değişkenlerimiz artık state olacak. Gördüğünüz gibi burada hatırlaması için gördüğünüz bir sıfır başlangıç değeri olan bir tane state atamışız. Bu bir veri tutacak ve biz gördüğünüz gibi buradaki butonda on click ile bunu arttıracağız ve artık o UI üzerinde bu count'un yazdırıldığı her yer artacak. Yani biz artık o veriyi yakalamak zorunda kalmayacağız. Zaten o verinin yazıldığı yerde ekranda her yer güncellenmiş olacak. Böyle muhteşem özellikleri var aslında. Bunu diyebilirim. Tabii ki de bunları daha da detaylandıracağız. Buradaki yapılar yabancı gelebilir. Hiç sorun yok. İlerleyen dönemde bunların tek tek ne olduğunu, nasıl kullanıldığını sizlere açıklayacağım. Ve sonuç olarak aslında Jetpack Compose Android UI geliştirmenin buna bağlı olarak da aslında arka planda view modeller de değişecektir. Geleceğini şekillendiren bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor. Geliştiricilere daha hızlı, daha etkili, daha okunabilir kod yazma imkanı sunarak Android uygulama geliştirme süreçlerini büyük ölçüde etkiliyor, iyileştiriyor ve bu nedenle Jetpack Compose öğrenmeniz ve kullanmanız modern Android uygulama geliştirmenin anahtarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda gördüğünüz ekranda bir Jetpack Compose uygulaması var. Bizim şurada compile edilen kısımda görüyorsunuz. Şu anda initialize ediliyor. Gördüğünüz gibi bir preview'umuz var. Burada preview anotasyonumuz var. Sıfırdan bir Android Jetpack Compose projesi açtık. Burada gördüğünüz gibi temelde composable ile işaretlenmiş bir sınıfımız var ve mesela gördüğünüz burada greeting composable fonksiyonumuz var. Şu anda hiçbir şey anlamayabilirsiniz. Ancak şu şekilde hello İbrahim yazdığımda şu şekilde bu yıldan refresh yapalım. Şu anda bu yıl ediliyor. Hatta şuradaki preview'umuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi preview'umuz bu yıl ediliyor. İlk defa bu yıl edildiği için biraz uzun sürebiliyor. Mesela şu şekilde preview kısmına gördüğünüz gibi anlık olarak herhangi bir değişiklik yaptığımızda anlık olarak yansımış oluyor aslında. Biz burada bu fonksiyonun anlık olarak yansımasını görmüş oluyoruz. Siz buraya ne yazarsanız yazın anında ekran çizilmiş oluyor yeniden. Bu şekilde hızlı bir başlangıç yaptık. Şimdi Jetpack Compose serüvenimize devam edelim. Şimdi Jetpack Compose'a hızlı bir başlangıç yapacağız. Önceki videoda genel bir bakış yapmıştık. Şimdi de hızlı bir şekilde Jetpack Compose'da kullanılan yapıyı ve temel örneklere bakacağız. Şimdi Jetpack Compose Android için modern bir declarative UI toolkit'tir. Yani bildirimsel, zaten declarative'in ne olduğunu ilerleyen kısımlarda göreceğiz. Declarative bir UI toolkit'tir. Compose, UI görünümlerini uygulama kullanıcı arayüzü oluşturmasına olanak tanıyan deklaratif bir API sağlayarak uygulama kullanıcı arayüzünü aslında kod diline XML'den çıkararak modern bir yaklaşımla, yani sektörde sıklıkla kullanılan Flutter gibi yazmayı aslında sürdüren bir anlayıştır diyebilirim. Şimdi Declarative Programming tarihsel olarak bir Android görünüm hiyerarşisi, yani UI widget'larından oluşan bir ağaç olarak temsil edilebilir. Kullanıcı etkileşimleri gibi nedenlerle uygulamanın durumu değiştikçe mevcut durumu
görüntülemek için UI hiyerarşisinin güncellenmesi gerekebilir. Şu anda XML yapısıyla beraber UI güncellemenin en yaygın yolu nasıldır? View by link olabilir, find view by ID olabilir veya bir widget'a, button, text gibi, text view gibi yapılara etki etmek için set text, add, set image bitmap gibi yapıların kullanılması gerekiyor. Burada bu yöntemlerden aslında kurtulmamız gerekiyor. Bunun için aslında görünümleri manuel olarak değiştirmek hata olasılığını arttırdığı için aslında bu yapıyı terk etmemiz Jetpack Compose ile mümkün oluyor. Örneğin aslında bir güncel mesela kullanıcı arayüzünden yeni kaldırılmış bir aksiyonun değerini ayarlamaya çalışabilir. Örneğin bir ekranı kaldırmış olabilirsiniz. Burada XML'i kaldırmadığınız halde bir hata çıkmamış olabilir. Bağlantıları kaldırmadığınız halde bir hata çıkmamış olabilir. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor büyük projelerde. Bunun önüne geçmiş oluyor. Declarative Programming'e geçecek olursak aslında şöyle söyleyebilirim ki aslında son birkaç yıldır dediğim gibi bu özellikle Flutter'da gördüğümüz şekilde tüm endüstri kullanıcı arayüzünün oluşturulması ve güncellemesiyle ilgili mühendisliği büyük ölçüde basitleştiren bildirimsel bir UI modeline geçmeye başladı. Bu da bu teknikte kavramsal olarak tüm ekranı sıfırdan yeniden oluşturarak ve ardından yalnızca gerekli değişikliği uygulayarak çalışır. Bu yaklaşım durum bilgisi yani state'i içeren bir görünüm hiyerarşisi oluşturarak aslında manuel bir güncellemenin karmaşıklığını ortadan kaldırır. Yani bizim nasıl bir class, nasıl bir fonksiyon yazıyorsak Compose ile birlikte biz bir sayfa oluşturacağız. Bu sayfanın içerisinde ekran tasarlayacağız diyebilirim. Compose bildirimsel kullanıcı arayüzü çerçevesidir yani framework'üdür diyebiliriz. Tüm ekranı yeniden oluşturmanın zorluklarından biri de zaten zaman, bilgi, işlem ve pil kullanımı açısından potansiyel olarak pahalı olmasıdır. Burada kullanıcı artık ekrandaki değişiklik herhangi bir noktasında değişiklik olduysa ekran yeniden çizilmesi yerine artık sadece o kısımda yani ekrandaki değişikliğin olduğu kısımda yeniden çizilme meydana gelecek. Zaten ilerleyen bölümlerde Recomposition ile birlikte bunu anlayacağız. Jetpack Compose'un bu şekilde işlem ve pil tasarrufu yaptığını da öğreneceğiz. Şimdi bu maliyeti azaltmak için zaten herhangi bir zamanda kullanıcının herhangi bir ekranın herhangi bir bölümünün yeniden çizilmesi gerektiğini kendi içerisine seçiyor. Şimdi basit bir compose fonksiyonu şu şekilde oluşur. Composable anotasyonumuz var. Bir fonksiyonun kullanılan keyword olan fun keyword'ü bulunur ve greeting gördüğünüz greeting bir composable fonksiyon ismi. Bu fonksiyonun ilk harfi büyük olacaktır. Yani bir class'ın fonksiyonu gibi greeting büyük harfli olacaktır ve ardından name parametresi alıyor, bir isim parametresi alıyor ve bunu text view yani bizim artık XML'de şu anda zaten XML ile karşılaştırarak anlatıyorum daha iyi anlamanız açısından text gördüğünüz text text view'umuz aslında XML'deki text view'umuz içerisine parametre ile beraber bir metin yazdırmış oluyor. Tabii ki de bu text'in birçok özelliği var. Font weight, font size gibi birçok çok fazla özelliği var. İstersek tıklama özelliğine kadar her şeyi ekleyebiliriz ki bunu da ilerleyen bölümlerde göstereceğim. Şimdi bu şekilde temel bir fonksiyon oluşturabiliriz ve artık biz uygulamanın istediğimiz noktasında greeting ismindeki bu fonksiyonu çağırarak içerisine verdiğimiz herhangi bir isim ile birlikte bir ekrana bu şekilde kullanıcı tarafından görülen composable bir fonksiyon yazmış oluruz ve kullanıcı bunu görmüş olur kullandığımız yere bağlı olarak. Şimdi tekrardan söylemek gerekirse öncelikli olarak gördüğünüz gibi Composable ismiyle bir işaretleme olması gerekiyor. Ardından burada Composable eklendikten sonra burada parametre dilersek ekleyebiliyoruz. Ancak zaten Composable fonksiyonlar ekrana bir şey bastırdığı için gördüğünüz gibi bir return değerimiz bulunmuyor. Normalde bu kısımda iki nokta üst üste string vesaire tipler yazabilirdi. Burada herhangi bir return değerimiz olmuyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şeyi döndürmesi gerekmiyor. Bu şekilde ekranda
bir metin ve dilerseniz daha da fazlası, tabii ki de ilerleyen bölümlerde bunları da göreceğiz. Bu şekilde temel bir fonksiyon yazabiliyoruz ve bu şekilde kullanıcıya göstermiş oluyoruz. Şimdi deklaratif programlama mantığına geçecek olursak, burada deklaratif biz nasıl XML'de sürekli bir şeyler ekliyorsak, deklaratif bildirimsel aslında yaklaşımda da kullanıcı arayüzünün farklı argümanlarla aynı composable fonksiyonu çağırarak güncelleyebilirsiniz. Örneğin bir tane siz kendinize bağlı sıfırdan bir widget da yazabilirsiniz. Deklaratif compose aslında bunu sağlıyor. Siz belirli özellikleri, belirli renkleri verdiğiniz bir text view verebilirsiniz. Sadece kullanıcı içerisindeki mesela butona tıklandığında veya ya da içerisindeki metni gibi birçok farklı parametreyi kendisi vererek aynı fonksiyonu oluşturabilir. Yani buradaki deklaratifin yaklaşımına uygun olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu şekilde ifade edebilirim. Zaten Compose içerisinde uzun yıllardır süregelen Kotlin kullanımı, örneğin nasıl olabilir? Bir sayfa oluşturursun. View modelden observable bir veri gelir. Veriyi değiştiğinde değiştirirsin vesaire. Bu şekilde temel bir kullanım var zaten sektörde. Bunu herhangi bir yerde çalışmadan da herhangi bir projede kullanarak bilebilirsiniz. Projede bu şekilde bir yaklaşım olduğundan dolayı artık Compose tarafında View model gibi mimarilere aslında uygun bir programlama mantığı olacak. Örneğin biz bir observe as a state gibi bir fonksiyon kullandığımızda ileride biz buradaki yapıyı öğrenmiş olacağız. Uygulama mantığının da en üst düzeyi aslında composable fonksiyona veri sağlar. Gördüğünüz gibi data nasıl? Kullanıcı bir veri tıkladığında, yani bir şeye tıkladığında ileri arka tarafa veri gönderiyorsa, nasılsa arka plandan da, yani projenin UI dışında kalan tarafından da bir event gönderilmiş oluyor. Son kullanıcının göreceği bir event gönderilmiş oluyor. Aslında bir diğer composable fonksiyonları çağırarak kullanıcı arayüzünü tanımlamak için verileri kullanır. Uygun verileri bu composable'lar hiyerarşide aşağı doğru iletir, bu data kısmı. Ancak önemli bir nokta da şu ki, kullanıcı UI ile etkileşime girdi. Yani buradaki screen var. Bu screen'i kullanıcı görüyor ve bir tıklama olayı gerçekleştiriyor. Bu aksiyon, tıklama aksiyonu, daha sonra uygulamanın durumunu değiştirebilecek olan app logic, yani uygulama mantığı. App logic dediğimizde bu butona tıklandığında ne olacak? Bunu kastediyoruz. Durum değiştiğinde composable fonksiyonlar yeni verilere aktarılıyor. Yani gelen event yeni verilerle beraber tekrar çağrılıyor ve ekran yeniden çiziliyor. Burada nasıl bir mantık var? Mesela artı veya eksi butonlarınız olduğunu varsayalım. Artı butonunuz bir veriyi arttırıyor. Arttırması demek, burada ekranda sadece bir sayı, ekranda gördüğünüz 1, 2, 3 gibi artan bir sayı olduğunu varsayarsak, sadece o kısım çizilmiş oluyor ve bunun ismine yeniden birleştirme, yani recomposition şeklinde sektörde adlandırıyoruz. Zaten ilerleyen bölümde recomposition için ayrı bir bölüm yapacağım. Çok önemli ve değerli bir konu. Son olarak özetleyecek olursak, kullanıcı bir UI ögesiyle etkileşime girerek bir olayın tetiklenmesine neden olur. AppLogic olaya yanıt verir, yani uygulama mantığınız. Ardından composable fonksiyonlar gerekirse yeni parametrelere otomatik olarak yeniden çağrılır diyebiliriz. Bu şekilde bir işleyiş mantığı var composition'da, composable'da. Şimdi Dynamic Content, bunu da tabii ki de ilerleyen bölümlerde daha da detaylı göreceğiz. Ancak Kotlin'de XML yerine Kotlin'e yazıldığından dolayı Kotlin kodları kadar dinamik olabiliyorlar. Yani siz burada örneğin gördüğünüz gibi bu fonksiyon var. Bu fonksiyonu inceleyecek olursak ne yapıyor? Bir UI fonksiyonu, composable anotasyonundan anladık. Greeting isminde bir fonksiyon var. Ne parametre alıyor? String olan bir liste alıyor. Yani ismi string olan bir liste alıyor. İçerisinde stringler olan bir liste alıyor diyebiliriz. Burada for döngümüz var. For döngümüz ile beraber gördüğünüz gibi verilen listenin içerisindeki her bir ismi tek tek selamlıyor. Hello, burada listedeki ilk eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. Buradaki sürekli olarak her bir eleman için buradaki teksti göstermiş oluyor. Bizim burada farklı olan kısmımız ne?
Bunu kod üzerinde gösterelim. Kopyalayalım. Projemize geldik. Bu standart açabileceğiniz bir fonksiyon. Compose Activity'yi seçtiğinizde bu şekilde bir fonksiyon oluşturabilirsiniz. Ardından bu kısımda boş bir noktaya bu fonksiyonu çağırıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde greeting names gibi bir isim ekleyebilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir preview'umuz var. Bu preview kısmı, hatta proje görünümünü kapatalım. Bu preview kısmı gördüğünüz gibi greeting preview şeklinde isimlendiren bu nokta. Bu nokta burada gösterilen fonksiyonların uygulama build etmeden önce tasarımınız nasıl olduğunu göreceğiniz kısım olarak söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi buradaki fonksiyonumu siliyorum. Sildim. Gördüğünüz gibi şu anda temizlendi bizim preview'ımız anlık olarak. Greeting names şeklinde ne yapabilirim? List of şöyle kendi adımı tek tek her bir eleman olarak yazıyorum. Gördüğünüz gibi Hello İbrahim dedi. Neden? Çünkü şu anda listenin bir elemanı var. For döngüsüne girdi. Bir elemanı da döndürdü. Ve text Hello İbrahim dedim. Bakın ben burada ünlem koyduğumda anlık olarak değişecektir. Şimdi İbrahim dedik. Can dedim. Şu an ne yapacak? Gördüğünüz gibi üstüne yazdı. Ardından bir de soyadımı yazacağım. Erdoğan yazacağım. Gördüğünüz gibi yine üstüne yazdı. Biz ne kadar eleman eklersek ekleyelim üstüne yazacak. Ama Hello'da bir değişiklik yok. Aslında onu da üstüne yazıyor. Ancak farklı kelime olmadığı için gözükmüyor. Şimdi bu şekilde her bir elemanı üst üste yazdı. Bunun nedeni ne? XML'de de XML'de de bildiğimiz gibi aslında bir orientation vertical durumu yok. Burada ne yapmamız gerekiyor? Bir column yapısı açmamız gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi column yani alt alta yap. Alt alta gelsin. Yapıştırdığımız an gördüğünüz gibi yapı artık birbirinden her üretilen elemanın birbirinin altına geleceğini söylemiş oluyoruz. Bu yapıyla beraber. Dilerseniz row yazdığımızda şu şekilde import edelim. Burada composable row dediğimizde gördüğünüz gibi yan aslında yan yana bir aynı teksti döndürmüş oldu buradaki listeye. Siz her bir kelimeyi eklediğiniz an burada bakın boş bir tane oluşturduğum an gördüğünüz gibi yanında bir kelime olmadan yani dinamik olarak sürekli olarak eklemesini yapacak diyebilirim. Bu şekilde dinamik contentleri de size göstermiş oldum. Jetpack Compose'da recomposition konusunu ele alacağız. Önceki videoda aslında bir bahsi geçmişti. Şimdi detaylı olarak ele alacağız. Burada recomposition çok önemli bir konudur. Aslında Jetpack Compose'da bir mantıktır. Bizim dikkat etmemiz gereken de birkaç nokta var. Burada gördüğünüz gibi Compose'da aslında Compose harici modellerde UI'dan, layout'lardan çağırmamız gerekirken Compose'da yeniden tekrar çağırabilir bir fonksiyonlar oluşturulabileceği. Bunu yapmak aslında yeniden oluşturulmasına neden olur. Compose yeniden çağırabilir UI fonksiyonları yazmamıza olanak tanır. Aslında yeni verilerle yeniden çizilmesi, yani önceki videoda da bahsettiğim gibi bir tıklama ile beraber örneğin ekrandaki bir şeyin güncellenmesi, sadece bir verinin güncellemesi sayesinde örneğin bu tarz bir geliştirmede sadece o kısım güncellenir. Yani sadece o nokta ekranda çizilir tekrardan. Bu da tabii ki de daha hızlı, daha güçlü bir geliştirme sağlar kullanıcı tarafında. Tabii ki de uygulamanın kullanıcıları açısından developerlara daha kolay bir geliştirme, daha hızlı bir uygulama sağlarken tabii ki de kullanıcı tarafında da daha hızlı yenilenen, daha akıcı bir uygulama vermiş oluruz. Örneğin şu şekilde bir click counter adında gördüğünüz bir composable fonksiyonumuz var. Bu yapıyı aslında incelemiştik. Şimdi bu yapıda neler var? Bu tarz bir composable fonksiyonda ne var? Ona bakalım. Şimdi clicks adında integer bir değerimiz var. Bu değeri alıyor. Çok güzel. Ve onClick adında bir hiçbir şey döndürmeyen bir fonksiyonumuz var. Hiçbir parametre almayan ve hiçbir şey döndürmeyen bir onClick fonksiyonumuz var. Ne yapmışız? Burada compose fonksiyonumuz aslında bir butona. Burada bu fonksiyona verilen onClick değerini atamışız ve
Bu butonun içerisindeki tekst. Bakın bu butonun altında değil. Direkt butonun içerisine verilen tekste kaç tane klik verildiğinde yazmışız. Bu şekilde bir fonksiyon biz eklemişiz. Düğmeye her tıklandığında kliks değeri güncelleniyor ve Compose yeni değerini göstermek için text işlemiyle birlikte yeniden çağırır ve bu işleme recomposition denir. Yani buradaki text yeniden çağrılarak içerisindeki durumu güncelliyor diyebiliriz. Burada değere bağlı olmayan diğer işlemler yeniden birleştirilemez. Yani buraya farklı bu buton içerisinde farklı bir değer yazdın. Yani bu butonun dışında buralarda farklı bir değer yazdığında, text yazdığınızda, text İbrahim Can Erdoğan bir şey yazdığınızda bu clicks değerine bağlı olmadığı için, yani clicks değeri artıp yeniden çizilmediği için o kısmın güncellenmeyeceğini bize söylemiş oluyor. Tüm UI ağacı yeniden oluşturmak hesaplama açısından pahalı olabilir. Bu da hesaplama gücünü ve pil ömrünü tüketir. Yani siz küçük bir nokta için tüm ekranı yeniden çizerseniz bu uygulamanın pil tüketimini arttıracağı için kullanıcı tarafında olumsuz deneyim yaratabilir, yaratacaktır hatta. Compose bunun için aslında yeniden birleştirme yani recomposition ile bu sorunu çözmüş oluyor. Artık biz bir butona tıkladığımızda burada artacak değer sadece text ilgilendiriyor veya bu clicks'in kullanıldığı diğer noktaları ilgilendiriyor. Recomposition girdiler değiştirdiğinde, yani girdiler değişirse bu clicks değeri gibi oluşturulabilir işlevleri yeniden çağırma işlevidir. Sadece etkilenen noktayı çağırma işlemi. Bu işlemin girdileri değiştiğinde gerçekleşir. Compose yeni girdilere göre yeniden birleştirme yaparken yalnızca değişmiş olabilecek fonksiyonları veya lambdaları çağırır. Diğerleri dediği bu noktada girdiden etkilenmeyen noktalar, o kısımları atlayıp değişen parametrelere sahip olmayan tüm fonksiyonları ve lambdaları atlayarak Compose verimli bir şekilde yeniden oluşturmuş olur. Buradaki fonksiyonu şöyle kopyalayalım ve bu kısımda main aktivitemiz içerisinde yapıştıralım diğer fonksiyonlarımızla beraber. Şimdi click counter adında şu şekilde bir fonksiyonumuz var. Burada composable fonksiyonumuzu ekleyelim. Bizden ne istiyor? Bir clicks değeri istiyor. 0 ve bir lambda fonksiyonu istiyor. Aslında bizden tamamen istediği şey bu. Ve artık biz buraya verdiğimiz 0 değeri başlayacak ve biz bu değeri her arttırdığımızda bu butonun içerisindeki text değişecek. Biz ne yapacağız? Örneğin şu kısımda scaffold içerisine gelelim. Bu kısımları da ileride göreceğiz. Ancak şu anda mantığını anlatmaya çalışıyorum. Örneğin nasıl diyeyim? Bir variable tanımlıyoruz. Variable'ın compose'daki karşılığı state. Biz click count isimli bir değer atayalım ve remember diyelim. Remember deyip mutable state int of. Şurada mutable state int state of deyip sıfırı verelim. Gördüğünüz gibi bakın burada bir click count değerinde mutable integer state var. Bu değerimiz bizim şu anda sıfırı tutuyor. Click count deyip burada value diyeceğiz. Hatta o bizi uyaracak integer value diyelim. Bu integer value şu anda ne? Gördüğünüz gibi clicks değeri içeride yazılan değer. Butona tıkladığımızda yapılacak olan operasyon da burada yer alıyor. Yani siz şu anda bu lambda içerisinde ne yazarsanız butona tıkladığında o yapılacak. Siz dilerseniz click count'a dokunmayabilirsiniz. Ama click count'u yaparsanız ekran yeniden çizilir. Ben istersen burada log işlemi de yapabilirim. Click count sıfırda kalır ve click değeri burada sayılmaz. Ancak biz ne yapacağız? Click count nokta integer value artı eşittir 1 diyoruz. Şimdi bu fonksiyonu tekrardan bu projeyi çağıralım. Gördüğünüz gibi bir butonumuz var. Şu anda zaten önceki projedeki şuradaki işlemlerde gözüküyor. Biz burada gördüğünüz gibi tıkladıkça buradaki sıfır değeri state olarak tutulan sıfır değeri içerideki tekstin yazılıyor. Biz ne yapıyoruz? Her tıklamamızda da bu değeri bir arttırıyoruz. İstersek 10 arttırabiliriz. Şu anda 10 yaptık ve artık gördüğünüz gibi tekrardan çizildi ve 20, 200, 10 şekilde artmış oldu. Gördüğünüz gibi recomposition ile oradaki işlem değişmiş oldu, yapılmış oldu. Burada küçük bir nokta da var aslında. Bunu projelerde geliştirirken yapmayacağınızı düşünüyorum. Ancak zaten
sektördeki örnek projelerde de baktığınızda bu şekilde yapılmıyor. Burada Shared Object, View Model Observe veya Shared Preference'daki bizim veri tutan Shared Preference modelimizde arka planda işlemler yapmanızı öneriyor Compose. Yani siz Compose bir UI fonksiyonu olması isteniyor. Burada bu şekilde değerleri mesela bu kodda gördüğünüz gibi ne yapmış, bir tekstimiz var. Bu bir toggle. Checkbox'ımız var. Checkbox'ımız mesela buradaki Shared Preference Toggle denilen bir composable fonksiyonumuz var. Text içerisinde verilen parametreyi almış. Boolean bir value'su var. Bu checked olduğunu belirliyor. Ve on value change'de içeride verilen fonksiyonu buraya entegre etmiş. Bu şekilde gördüğünüz gibi tertemiz bir fonksiyonu var. Bu fonksiyonu kullanarak her zaman yapılabilecek, bir her yerde çağırabilecek güzel bir fonksiyon, composable fonksiyon oluşturulmuş. Bu değeri güncellemek için composable oluşturulabilir. Composable paylaşılan tercihlerin, yani shared preferences'ların kendini okumamalı ve kendisini okumamalı veya yazmamalıdır. Bunun yerine kod okuma ve yazma işlemlerini bir arka plan coroutine içerisinde ViewModel'e taşımalı. Uygulama mantığı, yani app logic, güncellemeyi tetiklemek için geçerli bir callback ile iletmelidir. Yani burada gördüğünüz gibi bir composable oluşturmanız gerekiyor. Burada kaydetme gibi bir işlem yapmamanız gerektiğini composable size öneriyor. Bu tarz işlemleri ViewModel'e aktarmanızı söylüyor. Bir diğer aslında recomposition, composable konusunda uyarmam gereken nokta varsa da bu da şudur ki Composable'da aslında bir sıra yok. Burada bir önceliklendirme yok. Yani mesela My Fancy Navigation şeklinde bir tane fonksiyonumuz var. Start Screen, Middle Screen, End Screen gibi gördüğünüz gibi aslında ilk çağrılacak, ortanca, son çağrılacak ekranlar verilmiş. Bu ekranlar Start diye, önce yazıldı diye böyle bunun ilk önce yapılacağı gibi bir iş yapılamaz, yani belirlenemez. Burada siz bunu yazmış olabilirsiniz ilk kısma, ancak middle screen daha önce bitebilir, hatta end screen bile daha önce bitebilir. Yani bu üç fonksiyon arasında birbirine bağlı işlemler olmaması gerekiyor. Yani sizin start screen içerisinde, zaten bu alt kısımda da yazdığım gibi, start screen içerisinde yazdığınız bir veri, etki ettiğiniz bir veri, hatta middle screen için önemli ise burada dikkat etmeniz gerekiyor. Bu burada sıralı bir çağrım olmaması gerekiyor. Bu da zaten programda bug'lara yol açabilir. Bu konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Devam edecek olursak şu şekildeki composable'da dediğim gibi farklı iş parçacığında gerçekleştirilebiliyor işlemler. Bu da zaten kodların güvenli şekilde yazılması konusunda bir önem arz ediyor. Aslında mesela burada nasıl bir composable fonksiyon var. Composable'ımız bir liste alıyor. Bu bir row'a atanıyor. Ve row içerisinde bir for döngüsü var. Ve bu da gördüğünüz gibi yazdırılıyor. Sonunda listenin size'ı yazdırılıyor. Bu şekilde güzel bir composable fonksiyon var. Bir parametreye göre çağrılıyor. Bu fonksiyonda herhangi bir yan etki bulunmuyor. Ve giriş listesi, buradaki my liste, UI'ya dönüştürülüyor. Ancak burada işlev, bu fonksiyon bir yerel değişken, yani gördüğünüz var items sıfıra yazdırılıyorsa bu kısımda doğru bir işlem yapmış olmuyorsunuz. Burada sadece bu fonksiyon içerisinde kullanılan bir item sıfır değeri bizim güvenli bir fonksiyon yazmamıza engel olacaktır. Bunun için state olarak tutuyoruz. Variable olarak tutmuyoruz. Gördüğünüz gibi burada items değerimiz sıfırdan bir arttırılıyor. Bu fonksiyon için geçerli. Yani siz daha önce şuradaki gördüğünüz, projeme gelecek olursam, burada remember bir state olarak değil, click count eşittir sıfır şeklinde bir veri tutsaydınız burada aynı şekilde bir güncelleme olmayacaktı. Bu örnekler her yeniden düzenlemede değişebilir. Bir animasyon da olabilir, liste güncellendiğinde de olabilir. Her iki durumda da kullanıcı arayüzü yanlış sayıyı gösterecek. Bu nedenle Compose bu gibi yazmaları, yani bu gibi kullanımları desteklemiyor. Bunun yerine tabii ki de state'ler devreye girmiş oluyor. Şimdi Jetpack Compose UI üyelerinin verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlamak için recomposition işlemi akıllıca optimize ediyor. Dediğim gibi Compose
gerekli noktaları, ekrandaki gerekli gördüğü noktaları güncelliyor. Bu da zaten gereksiz gördüğü noktaları da recomposition atlama, yani buradaki yeniden birleştirmeye atlama özelliğiyle sadece gerekli gördüğü noktaları güncellemiş oluyor. Zaten bu özellikle performansı arttırmakla kalmıyor. Aynı zamanda sorunsuz bir kullanıcı deneyimi de bizlere sağlamış oluyor. Örneğin buradaki gördüğünüz örnek bizim Compose yapısına çok uygun ve güzel bir kullanımı göstermiş olalım. Burada ne var? Name picker şeklinde bir alan var. Name picker header değerini, isimler ve isme tıklandığında ne olacak? On name click şeklinde bir fonksiyon alıyor. Bu fonksiyonlar kalemi şeklinde alt alta dizilmiş. İlk önce header alıyor. Tekstimiz bir header alıyor. Ardından bir divider var. Bu divider ile bir çizgi çekilmiş. Sonrasında lazy column ile, lazy column neydi? Recycler view'da. Recycler view burada items içerisinde names'i items içerisine gelen isimlere döndüren, aslında bize döndüren bir yapı. Burada name picker item'a gidiyor ve name picker item içerisinde gördüğünüz şuradaki name, bize verilen liste içerisinde verilen isimler, on name click de bu tekste tıklandığında, üstüne tıklandığındaki yapılacak işlem diyebiliriz. Biz şimdi burada bu composable yapıyı kopyalayalım. Burada aslında yeniden birleştirme işleminin önemi anlattığımız bir yapı kurgulanmış oluyor. Bunu anlatalım ve bu konuyu, recomposition yapısını tamamlamış olalım. Şimdi material tema şu şekilde gerekli noktaları import edelim. Lazy column yapımızı, items, names, şu şekilde items kısmımızı, clickable'ımızı, gördüğünüz gibi name picker var. Name picker alanımız içerisinde de burada name picker item şeklinde yapımız mevcut. Şimdi burada tekrardan şöyle name picker'ı seçelim. Şimdi öncelikli olarak bizden bir başlık istiyor. İsim listesi diyelim. Sonrasında bir liste istiyor. Burada Mustafa Kemal Atatürk şeklinde bir örnek verelim. Şeklinde bir örnek verelim. Ve son olarak biz onName clicked, yani bir string geldiğinde buradaki string'e ne yapılacak? Bunu belirliyoruz. Bunun için şu şekilde listemizin son kısmına lambda'yı açarsak, gördüğünüz gibi buradaki it ne anlama geliyor? It bizim buradaki ismimiz anlamına geliyor. Burada onName clicked içerisine name alıyor. Bizim burada it dediğimiz değer aslında name değeri, buradaki name değeri olarak karşımıza çıkıyor. Burada log nokta i diyelim, hatta burayı da kafanız karışmasın diye name şeklinde değiştirelim. Log nokta i diyelim ve ardından şuna da main activity kısmını alalım ve artık şekilde name şeklinde gördüğünüz yazdırma işlemini yapabiliriz. Log ile main activity'de yazdırmayı yapacağız. Gördüğünüz gibi şimdi tekrardan çağıralım. Main activity tagini ekleyelim. Tekrardan hatta çağıralım. Burada gördüğünüz gibi isim listesi şeklinde şuradaki hatta kısımları silebiliriz. Şuradaki kısımları silelim ki gözüksün. Evet. Bu kısmı sildiğimizde, şurayı da silelim. Evet, gördüğünüz gibi aslında bir isim, burada Mustafa Kemal Atatürk şeklinde bir isim listesi, gördüğünüz isim listesi başlığımız mevcut. Burada gördüğünüz gibi şimdi log ketimi temizledim. Atatürk kısmına tıkladığımda Atatürk ismi buradaki tıklamayı tetiklediğinden dolayı yazdırmış oluyor. Kemal'e tıklıyorum, Mustafa kelimesine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi buradaki name parametresi içerideki name parametresi, gördüğünüz name parametresi ile aynı şekilde oluyor. Böyle geliştirme yaparak aslında tıklamayı yakalamış olduk. Bu modifier clickable'da zaten buradaki tekstin tıklamasını tetikliyor. Buradaki yapıyı detaylı inceleyerek benzer yapıları kurgulamaya çalışabilirsiniz. Şimdi bu şekilde aslında
Recomposition yapısına ve Jetpack Compose ile yapılabilecek basit temel bir kodlama örneğini. Şimdi Jetpack Compose yaşam döngülerine bakacağız. Çok önemli bilgiler öğreneceğiz ve Recomposition'ı yeniden bir tekrarlayacağız. Buradaki yaşam döngüsüne etkisini göreceğiz. Şimdi yaşam döngülerine genel bir bakış yapmamız gerekirse Composition'da aslında kullanıcı arayüzü tanımlanır ve composable fonksiyonlar üretilir. Bir Composition'da kullanıcı arayüzünü tanımlayan composable yapıların bir ağaç as bir ağaç yapısı, ağaç görünümüdür aslında. Burada Jetpack Compose ilk çağrıldığında, composable ilk çalıştırıldığında, ilk birleşme sırasında, yani composition sırasında, ilk composition kullanın ilk kez uygulamayı çalıştırıyorsunuz. Bu kısımda kullanıcı arayüzünün bir composition içinde tanımlamak için çağırdığınız compositionların kaydını tutacak. Ardından uygulama durumu değiştiğinde, yani herhangi bir state değiştiğinde, tıklama olduğunda, yani ekranda göreceğiniz bir değişiklik olduğunda Jetpack Compose bir yeniden composition, yani recomposition planlar. Recomposition'da Jetpack Compose'un durum değişikliklerine yanıt olarak değişmiş olabilecek composable yeniden yürütmesi ve ardından composition'daki değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenir. Yani kullanıcı değişikliği ekranda görür diyebiliriz özetle. Zaten önceki videoda recomposition'dan detaylı olarak bahsettik. Composition yalnızca ilk birleşim tarafından üretilir, yani ilk defa da üretilir. Sonrasında artık güncellenir. Yeniden birleşme, yani recomposition'da güncellemesi olur. Bir birleşimi, composition'ı yani, değiştirmenin tek yolu recomposition yapmaktır. Burada gördüğünüz gibi görselimizde composition'ın yaşam döngüsünü görebiliyoruz. Burada composition giriyor, yani birleşime giriyor buradaki composition ve recompose zero or more time, yani sıfır veya daha fazla kez yeniden birleşim oluyor, recomposition oluyor ve ardından birleşimi terk ediyor. Bu şekilde yani başlıyor. Siz ne kadar değiştiriyorsanız, ne kadar değişime uğruyorsa, yeniden çiziliyorsa, o kadar süre boyunca diyebilirim, o kadar kez tekrardan oluşturuyor ve sonrasında artık İşi bittiğinde composition'ı terk ediyor. Composable fonksiyon. Burada yeniden birleşim tipik olarak bir state nesnesindeki bir değişiklik tarafından tetiklenir. Zaten state'i size göstermiştim. Ancak ilerleyen videolarda daha da detaylı ele alacağız. Compose bunları izler ve composition söz konusu state nesnesi okuyan tüm composable'ları atlanmayacak şekilde çağırdıkları tüm composable'ları çağırır. Ne demek istiyor? Bir tane state'iniz var ve bu state sizin tüm proje boyunca, tüm composition boyunca ele aldığınız noktalarda güncelleniyor. Bu şekilde composable yaşam döngüsü aslında oluşmuş, tamamlanmış oluyor. Şimdi devam edecek olursak aslında bir composable birden çok kez çağrılabilir. Composition birden çok örnek yerleştirilebiliyor ve her çağrının composition içerisinde kendi yaşam döngüsü mevcut oluyor. Composable burada my composable şeklinde bir fonksiyon oluşturmuşuz. İçerisinde kolon var. Gördüğünüz buradaki yapı var. Kolon yapısı ve içerisinde iki tane tekstimiz var. Gördüğünüz yapı bu şekilde. Birden çok kez çağrılırsa birden çok örnek yerleştirilir. Her composition için kendi yaşam döngüsü vardır. Yani buradaki fonksiyon kendi bir yaşam döngüsü içerisinde mevcut. Kendi çağrılır. Siz buradaki text içerisine herhangi bir state atarsınız. Yani bir state variable. Bu değiştikçe buradaki yaşam döngüsünü kendi devam ettirmeye başlar. Bir yerden sonra bu my composable fonksiyonunu görmeyeceksinizdir. O zaman da yaşam döngüsünü tamamlar. Bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi composable'ın anatomisi şeklinde başlığımızda şunları ele alıyoruz. Composable, bu composition aslında çağrıldığı noktada
şu şekilde ele alınabiliyor. Nasıl? İki tane log input ve login error şeklinde compositionımız var, composable fonksiyonlarımız var. Burada login screen dediğimiz şu gördüğünüz composable fonksiyon login input var. Yani bunun içerisinde bir login input mevcut gördüğünüz gibi. Ancak bu fonksiyon yani buradaki composition içerisinde bir show error geldiği zaman gösteriliyor. Yani burada bu parametre true olarak verdiğinde login error. Mesela kullanıcı sizin kullanıcı adı parametrelerine, kurallarına uygun bir isim girmemiştir. Sayı vardır, nokta vardır, virgül vardır, soru işareti vardır diye düşünün. Login input'ta bu kontrol ediliyor. Örneğin login screen'de bu işaret true geldiğinde login screen login error çıkıyor. Yani kullanıcı hatalı bir giriş yaptınız. Bu tarz bir kullanıcı adı giremezsiniz gibi bir kullanım yapılabiliyor. Yani ne olmuş oluyor? Burada artık ekran yeniden çizilerek buradaki show error true verdiğimizde yeniden çizilerek gördüğünüz composition yapısı meydana gelmiş oluyor aslında. Bu aslında çok basit ve composition'ımızı istediğimiz yapıyı istediğimiz parametreye bağlı olarak fonksiyon çağırır gibi burada gösterebiliyoruz. Bunu projelerimizde sık sık yapacağız. Bu tarz işlemler çok fazla yapılıyor. Herhangi bir parametreye bağlı olarak composition, composable fonksiyonları göstermeye devam et. Normalde burada bir error olmasaydı login input'u kullanıcı görecekti. Buradaki composable'ı görmeyecekti ve life cycle'ını tamamlamış olacaktı. Şimdi devam edecek olursak, şimdi biz burada gördüğünüz bir composable yapımız var. Yukarıdaki örnek mesajları da kısımları da okuyabilirsiniz. Ancak şöyle size anlatmam gerekirse movies screen isminde yine bir composable fonksiyonumuz var ve bu movies isminde bir liste alıyor. Burada movie bizim bir data class'ımız. Yani movie isminde bir name, description, movie description gibi bir alan olabilir. Bunu öyle düşünmenizi istiyorum ve ardından içerisinde column yapısı var. Column yapısı alt alta bir şekilde movie gördüğünüz gibi movie buradaki liste içerisinde bir dönüş sağlıyor. Ve ardından movie overview şeklinde bir yine bir composition'a bu datayı gönderiyor. Artık bu movie overview bir text olabilir, bir kart view olabilir. Yani bir kart olabilir. İstediğimiz bir şey olabilir. Ancak bizim burada dikkat etmemiz, bilmemiz gereken şey eğer kullanıcı burada listeye yeni kısımlar eklerse, buradaki liste yenilenirse gördüğünüz gibi life cycle'da yani recomposition ne olacak? New element added to bottom of the list. Yani her gelen eleman movie overview olarak. Burada movie overview dediğimiz kısım bu. Movie overview olarak listenin altına yerleştirilmiş olacak. Biz önceki videolarda yaptığımız lazy column'da ne yapmıştık? Mustafa Kemal Atatürk şeklinde 3 tane isim yerleştirmiştik. Bu 3 isim alt alta geliyordu. Aynı yapı aslında burada var. Oluşturuldukça altına ekliyor. Ben oradan sonra kendi adımı da yazsam listenin sürekli olarak altına gelmiş ve liste yenilenmiş oluyor. Şimdi buradan devam edecek olursak. Şimdi peki her zaman alta devamlı olarak ekleniyor mu? Hayır. Şimdi movie overview gördüğünüz gibi burada yukarıdaki movie overview'ımız bir movie alıyor. Zaten burada döndürülen nokta buydu. Movie screen bir movie overview alıyordu. Ancak burada gördüğünüz gibi ne var? Bir movie overview image load network image bu mesela Glide kullanılan Glide Android tarafından URL bazlı bir aslında image kontrol kütüphanesi diyebiliriz. Burada diyelim ki wall image şeklinde bu image'i size elde etmenizi sağlayan bir fonksiyonunuz var. Ne döndürdüğü önemli değil. Ancak network'ten aldığı için burada alma ile ilgili farklılık olabilir. Burada movie overview'da yüklenmesi ile ilgili farklılık olabilir. Bu zaten asynchronous geliştirilen bir işlem olduğu için artık recomposition new element artık mesela gördüğünüz sürekli olarak üste eklendiğini belirtiyor ve renkler, burada gördüğünüz renkler farklı. Bunun sebebi buradaki asynchronous'tan kaynaklanıyor. Yani yan etki olduğundan dolayı burada belirtildiği üzere
Restart, cancel yapılabiliyor. Burada artık liste baştan aşağı yeniden oluşturuluyor. Bunu diyebilirim. Artık recomposition olarak baştan aşağı oluşturuluyor. Artık bu element burada yer almıyor. Bu yepyeni bir element. Aynısı. Siz aynı elementi görüyorsunuz. Aynı şeyi görüyorsunuz. Ancak yeri farklı olabiliyor. Yani liste baştan aşağı yeniden oluşturulmuş oluyor. Bunu engellemek için şöyle bir durum kullanacağız. Movie Overview örneğinin kimliğini kendisi tarafından aktarılan filmin kimliğine bağlı olarak düşünmek istiyoruz. Film listesi yeniden sıralarsak ideal olarak Movie Overview örneğini farklı bir film örneğiyle yeniden oluşturmak yerine Composition örnekleriyle benzer şekilde yeniden sıralıyor. Compose çalışma zamanında aslında UI tree dediğimiz o ağacın belirli bir bölümünü tanımlamak için hangi değerleri kullanmak istediğimizi söylememiz için bir yol sağlar. Bu da key, anahtar olarak Türkçe'ye çeviriyorum. Bu Türkçe bir eğitim olduğundan dolayı ancak burada key composable diyebiliriz. Bir kod bloğu bir veya daha fazla değerin aktarıldığı bir anahtar oluşturabiliyor. Bu çağrı ile aslında diğer değerler, bu değerler bileşimdeki o örneği tanımlamak için kullanmak üzere birleştirilecektir. Buradaki yapı tanımı okuduktan sonra söyleyeceğim. Bir anahtarın değeri global olarak benzersiz olması gerekmez. Yalnızca çağrı alanındaki birleştirebilir, yani composable çağrılar arasında benzer olması gerekir. Yani birbirinden farklı o movie overview'lar birbirinden farklı olduğunu program anlasın diyor. Şimdi örneğimize gelecek olursak yine movie screen'imiz var. Ama key kullanacağız bu sefer. Ne yapacağız? Bu movie yine kolumumuz var. Bu movie içerisinde bir for döngüsü döndürüyoruz ve key parametremiz var. Gördüğünüz key fonksiyonumuz var burada. Bu key fonksiyon ne anlama geliyor? Movie ID. Yani bu ID değeri, bu movie neydi? Bizim data class'ımızda. Movie ile ilgili ne bilgiler olabilir? Adı olabilir. Filmin açıklaması olabilir. IMDb puanı olabilir. Ve ID eklenmiş. Bu unique bir ID. Dilerseniz UUID verebilirsiniz. Ya da sürekli artan bir primary key verebilirsiniz. Yani auto increment verebilirsiniz. Burada gördüğünüz movie üzerinden bizim data class'ımızdaki ID parametresi ile bu unique bir durum olduğunu, unique olduğunu belirtiyoruz ve artık movie overview'u, yukarıda gördüğünüz movie overview'u gönderiyoruz. Artık ne oluyor? Ve gördüğünüz bu ikisi aynı renk. Çünkü bunlar aynı nesne. Bunlar aynı eleman. Bu aynı eleman olduğu için artık ID'ler bilindiği için, yani burada size söylediğim gibi bir anahtar global olarak değil, kendi arasında, kendi listede benzersiz bir ismi var. Artık Jetpack Compose diyor ki bunlar aynı. Ben bunu yeniden oluşturmama gerek yok. Burada tapa, yani listenin bu kolumun en yukarısına yeni bir eleman geldiğinde eklemiş oluyor. Bu ID bizde yok gibi eklemiş oluyor. Bu şekilde diyebilirim. Bir diğer farklı şekilde yapılışı da şu şekilde lazy column items. Lazy column bizim recycler view'umuzdu. Şu anda geçiş aşamasında olduğumuz için XML ile beraber aynı terminolojiyi kullanıyorum. Yani recycler view'un Jetpack Compose'daki hali lazy column. Lazy column yapısında gördüğünüz gibi items içerisinde movies'imiz var. Yani listemiz var. Tamam, çok güzel. Ve key yapısını da şu şekilde lambda içerisinde bu movies'in her bir elemanı ne? Movie. Movie'nin ID'si ile beraber döndürerek aynı işlemi yapmış oluyoruz buradaki kalıma benzer şekilde. Yani kalımda for döndürmekle lazy kalım içerisindeki bu işlem aslında benzer aynı işleme yarıyor. Tabii ki de bunu kullanmanız daha performanslı ve daha etkili olacaktır. Bu şekilde yaşam döngüleriyle ilgili tüm detayları size vermiş oldum. Şimdi Jetpack Compose'da side efektler, yani yan etkiler, Türkçe'ye çevirdiğimizde yan etkiler olarak çevirdiğimiz bir konuya geçeceğiz. Burada composable içerisinde işlevselliği arttırmak için çeşitli işlemler yapan aslında fonksiyonlardır. Bir verinin çekilmesi, API'ye istek atılması, kaydedilmesi, sorgulanması gibi composable'ın aslında yapmaması gerektiği, ancak composable yaşam döngüsünün içerisinde bulunan işlemler olacaktır aslında bu side effect dediğimiz konu. Nasıl olduğunu aslında örnekler üzerinde anlatalım.
Şimdi öncelikli olarak başlamadan önce şunu söylemem gerekir ki birçok side effect türü mevcut. Ancak 4 tane popüler Android dokümantasyonunda var. Ben bu 4 konuyu şu anda ele alacağım. Ancak detaylandırılması, yani hepsinin farklı farklı birbirinden ayrıldığı niş noktalar var. Bunları hepsi için ayrı videolarda anlatacağım. Şu anda başlıkta yazıldığı gibi sadece belirlediğim en popüler 4 side effect konusuna bir dalış gerçekleştireceğiz. Şimdi ilk konumuz Launched Effect. Launched Effect yaşam döngüsü, composable yaşam döngüsü içerisinde fonksiyonları çalıştırmak için kullandığımız en popüler aslında efekt diyebilirim. Gördüğünüz gibi fonksiyonumuz içerisinde, buradaki fonksiyon içerisinde bir key değeri var. Bu key değeri value 1 diyoruz. Buradaki key değerimiz eğer bu değer değişirse tetikleniyor. Eğer siz burada herhangi bir değişmeye bağlı olan parametre kullanılmazsa, örneğin value 1 değerini true veya unit gibi bir değer verirseniz burada bu aslında fonksiyon tekrardan çalışmayacak ve burada ilk oluşturulduğu zaman, yani app'in ilk oluşturulduğu zaman, o compose fonksiyonuna ilk girdiği zamanki halinde çalıştırılıp işlemi tamamlanacak. Bu şekilde launched effect kullanılıyor. Biz compose üzerinden veri getirme veya kullanıcı etkileşimine dayalı, dediğim gibi kullanıcı bir butona tıklar ve API üzerine gitmek gerekebilir, bir şeye gitmek gerekebilir veya zamanlayıcı animasyon güncellemeleri gibi aslında işlemleri launched effect ile yapabiliyoruz. Şimdi devam edecek olursak remember coroutine scope. Şimdi coroutine scope'lar, zaten coroutine'ler Kotlin Android dünyasında thread yönetimini sağlayan çok değerli ve çok sıklıkla kullandığımız bir özelliktir. Burada thread yönetimini coroutine'lerle sağlarken composable içerisinde coroutine'lerin çalıştırılması, uygulanması için burada remember coroutine scope özelliğini kullanacağız, efektini kullanacağız. Şimdi launched effect aslında bir composable, içindeki efektleri harika gerçekten launched effect popüler olsa da composable kendisinden daha bağımsız olan yan etkileri nasıl çalıştırılacaktır diye sorduğumuzda burada remember coroutine scope aslında devreye giriyor. Siz eğer uzun işlemler yapacaksanız, yani çok fazla aslında dikkat, yani fazlaca kullanılmamasına rağmen bu tarz işlemler, ancak yine de belki de bir composable içerisinde uzun sürecek main thread'e, yani ekranı kitleyecek işlemler yapmanız gerekebilir. Tabii ki de gerekebilir, yani sıklıkla gerekebilir aslında. Gerekirse bunu kullanmanız gerekiyor. Bir suspend fonksiyon oluşturduğunuzda, yani coroutine bağlı coroutine'ler üzerinde çalışan suspend fonksiyon oluşturduğunuzda, tabii ki de normal fonksiyonlarda da çalışacaktır. Bu şekilde coroutine scope oluşturup bir launched ile download, mesela örnekte ne yapmış? Download file, yani download file uzun sürecek bir işlem. Bunu coroutine scope içerisinde yapıp main thread'i bloklamasını engelleyebilirsiniz. Zaten bu yaklaşım için uygun olanlar da dosya indirme ve arka plan görevleri ya da kullanıcı arayüzü güncellemeleri tetiklemeyen uzun süreli işlevler diyebiliriz. Bu şekilde remember coroutine scope deyip içerisinde launch ile çalıştırıyoruz. Bunlar zaten launch efekti göstermemiştim. Şöyle kopyalayalım. Projemiz içerisine gelelim. Mesela bu sıfırdan açtığımız bir proje olduğunu zaten bu şekilde karşınıza çıkacaktır. Burada örneğin gördüğünüz gibi launched efekti yapıştırdım ve gördüğünüz launched efekt, burada key değerimiz var. Gördüğünüz key 1, birden fazla değer alabildiği için key 1 değerimizi örneğin ne verelim? True verelim. Şimdi artık bu true değeri değişmeyeceği için, yani herhangi bir state'e vesaire bağlı olmadığından dolayı, buradaki fonksiyonunuz bu composable fonksiyonu çağrıldığında, yani gerekli yerde kullanıldığında buradaki efekt
tetiklenecek ve örneğin burada fetch data isimli fonksiyonumuz devreye girecektir. Biz burada örneğin mesela true verdiğimizi, yine burada true olduğunu varsayın. Günümüz e-ticaret uygulamaları sıklıkla sizin tıkladığınız sepet, gittiğiniz adımları vesaire çok çok sık bir şekilde takip eder. Zaten bunları sizin bilginiz dahilinde, yani izinleri sizden alarak yapar. Bu tarz işlemler, mesela analizin gönderilmesi gibi işlemler için aslında çokça uygundur. Launcher efekti silelim. Tekrardan projemiz slide'ımıza geldiğimizde gördüğünüz buradaki remember coroutine scope'tu. Scope'u kopyalayıp şu şekilde yapıştıralım ve tekrardan gördüğünüz gibi import edebiliriz. Zaten option ile import ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi aslında fonksiyonumuz başarılı bir şekilde çalışıyor. Uyarımıza gelecek olursak burada herhangi bir sıkıntı yok. Coroutine kodlarımızı bu kısımdaki scope içerisine yazabiliriz. Şimdi devam edelim. Dedik zaten arka plan görevleri için çokça uygundur. Ardından remember updated state. Burada bu state durumu, bu event durumu, aslında efekt durumu şu şekilde: composable state bir değere bağlı olan yan etkiniz olduğunu düşünün. Bir değere bağlı olacak. Buradaki side efektiniz, yan efekt dediğimiz side efekt olarak geçiyor. Yani aslında composable haricindeki etkiler diyebiliriz. Buradaki etkinin her yeniden oluşturmada değil, yalnızca bir değer gerçekten değiştiğinde çalışmasını istiyorsanız. Yani launched efektten farklı olarak, gördüğünüz gibi zaten burada launched efekt içerisinde yazılmış, uzun bir süreçte aslında bir fonksiyonun çalıştırılması gibi aynı minimalde çalışsa da içeride farklı bir kontrol var. Remember update state bu değerin, buradaki while current, current on current on timeout değişkeninin bir önceki değerden farklı olması durumunda çalışır. Launched efekte değişmesiyken burada remember updated state farklı olarak önceki değerinden, tuttuğu önceki değerini hafızada tutarak farklı olması durumunda aslında çalışan bir state olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi son olarak bizim disposable efektimize geçebiliriz. Aslında birçok, dediğim gibi birçok farklı efekt mevcut. Ancak bu 4 tanesi şu anda en popüleri. Ben de şu anda zaten bir üstünden geçmek istiyorum. Sonrasında hepsi için ayrı detaylı kullanımları gördüğümüz video gelecek, merak etmeyin. Şimdi disposable efekte bazı yan etkiler, yani composable bazı side efektler, composable'lar artık kullanılmadığında temizleme eylemi gerektirebilir. Ben önceki videomda composable'ın bir yaşam döngüsü olduğundan sizlere bahsetmiştim. Bu yaşam döngüsünde aslında recompose, yani işleminle aslında bir yerden sonra compose yapılmadığında life cycle'ını tamamlıyordu. Disposable efekte çalıştırıldığında, recompose yapıldığında ve hayatı bittiğinde, o composable hayatını tamamladığında gerekli kapatmaları aslında yapabileceğimiz bir efekt. Gördüğünüz gibi burada yine bir parametreye, bir key'e bağlı olarak yapabiliyoruz. Biz burada unit gibi değerler verebilirsiniz. Burada disposable effect lambda değerleri arasında gördüğünüz gibi open network connection. Yani düşünün, tüm projede singleton olarak tutulan bir yapınız var. Yani open network connection. Connection'ınız tüm proje boyunca tekrarlanamaz ve açık. Bunu on dispose, disposable effect içerisindeki on dispose içerisine yazarsanız artık bağlantınız açık kalmayacak ve artık projenin life cycle'ına bağlı olarak Jetpack Compose buradaki connection'ı kendisi kapatacaktır. Bu şekilde disposable efekte aktarılan lambda, yani side efektler mantığını tamamlar. On dispose blue composable atıldığında yürütülür ve uygun temizliği, oradaki cleaning'i, yani RAM'in boşaltılması işlemini
gerçekleştirir. Bu şekilde dört temel, yani bana göre temel diğer side efektlere de bakabilirsiniz. Ancak projelerimizde kullanacağımız, daha çok kullanacağımız efektler bu kadardı. Yani üstünden sadece geçmek istedim. Hepsi için ayrı ayrı detaylı videolandırmada yapılacaktır. Umarım faydalı olmuş. Şimdi Jetpack Compose'a devam ederken Jetpack Compose'da mimariyi, arayüz mimarisini aslında değineceğiz. Detaylarını, mantığını öğreneceğiz. Çok güzel, bol bilgili aslında bir video olacak. Şimdi temel bir kompoz yapısına, basit bir kompoz yapısına baktığımızda composable öğeler state kabul eder ve etkinlik gösterir aslında. Burada state kabul ediyor ve event aslında değiştiriyor. Eventler ve state'ler üzerinden çalışıyor. Örneğin gördüğünüz gibi burada bir outline text field, yani kullanıcının metin girebileceği bir widget var. Ekrana bunu yerleştirmişiz. Burada gördüğünüz gibi yukarıda bir remember mutable state of isminde boş bir tane state belirlemişiz. Remember olmasının sebebi hatırlanması, yani Türkçe karşılığı da hatırlanması, yani state bu şekilde tutuyor. Mutable state de değiştirilebilir. Yani bu veri nerede değişirse değişsin uygulama güncellenecek anlamına geliyor aslında. Bu state yapısında ilerleyen videolarda göreceğiz. Yani daha detaylı işlemlerinde yapacağız. Projelerimizde de kullanacağız. Bu şekilde bir XML yapısındaki variable gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde veriyi tutuyoruz. Burada by olmasa da olur. Eşittir de kullanılabiliyor. Tabii onun o şekilde de farklılık var. Ancak temel olarak name isminde bir veri, bir string veri, şuradan anladığımız üzere bir string veri tutuyoruz. Burada ne yapmışız? Bu outline text field'ın değeri, yani içerisindeki yazan değer şuna eşit. Name'e eşitliyoruz. Yani siz bu outline text field'ı, adınızı gireceğiniz bir text field'ı gördüğünüzde bunun içerisindeki değer value'su name olacak. Yani boş, şu anda boş. Siz on value change üzerinde ne yapıyorsunuz? Girdiğiniz on value change, yani içerisindeki veri, bizim XML tarafındaki text watcher gibi on value change, veri değiştiğinde, isimden de anlaşılacağı üzere, name değerini it'e eşitle. It ne oluyor? Burada bu text field'ın içerisine kullanıcının yazdığı şey oluyor. Yani artık bunun içerisindeki veri her değiştiğinde name parametresi o yazılan veriye işte oluyor ve artık biz kullanıcının ne yazdığını takip edebiliyoruz ve value'yu buna eşitlediğimizden dolayı da artık o text field'ın içerisinde ne yazdığını görebiliyoruz. Yani kullanıcı yazdığı şeyi hem value kısmında içerisinde görüyor hem de on value change ile sürekli olarak buradaki veriyi değiştirmiş oluyor. Burada değiştiriliyor, burada yazılıyor. Label kısmı da oranın hint, yani kullanıcı oraya ne yazacak, name alanı olduğunu belirttiğimiz bir alan. Bu şekilde bir veri akışı oluyor. Basit ve çok temel, yani text voucher'larla vesaire önce değişti sonra değişti gibi bir uğraşa girmiyoruz. Şimdi temel bir tek yönlü veri akışı nasıl olur? Yani compose'dan ayrı tek yönlü bir veri akışı nasıl olur diye baktığımızda bir UI'ımız var. Bir state'imiz var. State neydi? Daha deminki name değişkeniydi. UI ne? UI da bizim outline text field'ımız. Bu text field UI'da gördüğü. Biz kullanıcı bir etkileşime giriyor. Event atıyor. State'e bir event atıyor. Bu event kullanıcının örneğin o text field'a yazdığı ismi. İbrahim yazdı. State burada değişiyor ve değişen bu state gönderdiği state ile beraber, yani durumu burada tutulan state ile bu state holder, tuttuğu state holder veriyi göndererek UI'yi değiştiriyor. Bu şekilde bir akış var. Burada etkinlik dediğimiz şey Türkçe'ye çevirdiğimden dolayı etkinlik olarak çevriliyor. Buradaki etkinlik event, yani kullanıcı arayüzünün bir bölümünü bir etkinlik oluşturuyor. Yani butonun tıklanması gibi, nasıl şurada belirttiğim gibi view modele iletilen bir şey olabilir, bilgi olabilir. Düğmeye tıklanması olayı bir event. Kullanıcı tıkladı. Güncelleme durumu, yani bu update durumu bir etkinlik işleyicisi durumunu değiştirebilir. Yani artık UI'da kullanıcı i harfine bastığı an buradaki event tetiklenir ve state artık değişir. Buradaki state güncellemiş olur ve state holder, burada görüntüleme durumu da kullanıcı arayüzünü iletir. Buradaki state'den
Artık yeni veriyi stakeholder'a göndermiş ve kullanıcı yazdığı şeyi anlık olarak görmüş oluyor. Peki Jetpack Compose'da bu durum nasıl oluyor? Zaten daha demin söylediğim gibi Compose duruma ve olaylara dayalı olarak çalışıyor. Örneğin işte bu text field, outline text field zaten tasarımsız olarak farklılık var sadece. İkisi de aynı şeyi, aynı işlevi yapıyor. Text field value parametresi güncellendiğinde güncelleniyor. On value change de zaten yeni değerin gönderilmesi durumunu tetikliyor. Bizim burada state dediğimiz şey remember mutable state veya remember savable. Bunların farkına da geleceğim az sonra. Text field composable değer türü string. Text field zaten string bir tipi alıyor. Bunu XML'den de biliyoruz. Olduğundan bu değer koda gömülmüş bir değer. View modelden veya üst composable öğeden iletilen herhangi bir yerden gelebiliyor. Bu value değişebiliyor. Ve bu değer bir state nesnesinden tutmamız gerekiyor. On value change'de her güncellendiğinde bu state ile biz tutuyoruz. Burada ne yapmışız? Mutable state value demişiz. Önemli notlar kısmında. Compose gözlemlenebilir bir tür olan mutable state gözlemlenebilir. Neden? Çünkü biz bu değeri variable olarak tutsaydık. Mesela var name eşittir İbrahim. Bu şekilde bir değer olarak tutsaydık gözlemlenebilir olmayacaktı. Zaten bahsettiğim üzere bu veri tipini Compose üzerinde kullanmak önerilmiyor. Compose tarafından önerilmiyor. Biz burada artık state'lere geçiyoruz. State'ler kullanıyoruz. Bu değerde yapılacak herhangi bir işlem bu değeri okuyan tüm oluşturulabilir işlevlerin yeniden derlenmesini planlar. Ne oluyor yani? Biz burada o verinin okunduğu her yer, bu name mesela barda kullanılabilir, alt kısımda kullanılabilir, farklı yerlerde, o ekranda, kusura bakmayın, o ekranda her nerede kullanılıyorsa o kısımda değiştirilmiş yeniden recomposition, yeniden değerlendirme dediğimiz, derlenme dediğimiz bu kısım recomposition'da değiştirilmiş oluyor, tetikleniyor. Şimdi remember var. Burada gördüğünüz bir remember var. Bir de remember savable var. Remember composition'da saklıyor ve burada hatırlanması aslında en temel kullanılan bu. Remember savable'da bundle olarak saklıyor. Bundle zaten bir veri paketi. Android üzerindeki veri paketi olarak düşünebiliriz. Çoğunlukla zaten bundle'ları özellikle veri transferi zamanları, internetler arası veri transferi gibi durumlarda kullanıyoruz. Remember savable ile birlikte örneğin ekran yan çevrildi. Bu tarz durumlarda verinin unutulmaması, yeniden sıfırlanmaması gibi durumlar için kullanılabilir. İlerleyen dönemlerde, ilerleyen videolarda da zaten bu veriler arasındaki farkı örneklerini de kullanacağız. Şimdi Compose'da parametre tanımlamak aslında çok önemli. Çünkü UI'ya taşıdığımız için verilerin nasıl kullanıldığı, nasıl taşındığı da çok önemli bizim açımızdan. Çünkü kullanılmayacak bir verinin yansıtılması ağırlık oluşturur. Bu da ergonomiyi, zaten kodun okunabilirliğini belki çok etkilemez ama kullanıcı tarafında etkileri olabilir. Compose bu konuda dikkatli olmamızı söylüyor. Örneğin burada mümkün olan en az miktarda bilgi bulunmalıdır. Örneğin bir haber makalesi diyelim. Burada gördüğünüz header kısmımız var. İçerisine haberler alıyor. Burada da header var. Gördüğünüz gibi ikisi de aynı compose. Ancak composable fonksiyon. Ancak bir tanesi komple bir data klası alırken burada sadece title ve subtitle şeklinde iki veri tipini alıyor. Siz bu composable'ı oluştururken ne yaparsınız? Bir view modelden nives gelir. Nives gelirken siz bu composable'ı oluştururken nives nokta title dersiniz, news.subtitle dersiniz. Ancak burada direkt view modelden geri gelen data class ayrıştırılır. Kaldı ki sektörde ve bizim kullanımlarımızda bu tarz işlemler news direkt paket olarak göndermek biraz daha mantıklı. Ancak sektörde çok fazla örneğin bir product şeklinde bir data class varsa bu data class'ın çok fazla veri içerebiliyor. Yani içerisinde çok fazla değişken olabiliyor. Bu tarz durumlarda kendi o anki değerlendirmenize ve projenin ilerleyişine göre değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada gereken bilgileri aktarmayı tercih edebilir. Yani Composable bunun tercih edilmesi gerektiğini düşünüyor. Bazen bağımsız parametrelerin kullanılması performansı arttıracağını söylerken Nives, yani buradaki veri, bu veri paketi, data class'ımız title ve subtitle dışında daha fazla veri içeriyorsa ID, bir image olabilir, bir haber başlığında haber data class'ına neler içerebiliyorsa bunlar olabilir. Burada olsa bile diyor, değişmemiş olsa bile mesela daha fazla veri içeriyor.
Bu veriler içerisinden title ve subtitle değişmemiş. Değişmiyorsa yine de bu header composable'ı yeniden oluşturulduğu durumda tabii ki de bizim bu kısımda compose yeniden oluşturduğunu, yani güncellenmeyen verilerin bile yeniden çağrıldığını bize söylemiş oluyor. Bu yüzden bu kısımda ihtiyacınız olan verileri ekleyin demek istiyor kısaca. İlettiğiniz parametre sayısını dikkatlice düşünmenizi, çok fazla parametreye sahip bir işlemin olması işlemin ergonomikliğini azaltır. Bu nedenle bu durum söz konusu işlemin sınıf halinde gruplandırılmasını tercih etmemizi istiyor. Bu şekilde tamamen kullanıcı tarafında aslında kalmış bir yöntem. Yani kullanıcı tarafında yapılması gereken bir seçenek. Compose bunu öneriyor. Ancak sektörde göreceğiniz zaten muhtemelen bu tarz bir kullanımdır. Çünkü bu büyümeye ve veri işlemini çok fazla ilerleyen dönemde sürekli bir compose veri aktarılması büyük. Görsel olarak da kodun okunabilirliği açısından da fonksiyonun işlevselliği açısından da büyük sıkıntılar getirebilir. Şimdi devam edecek olursak Compose'daki etkinliklere bakalım. Bu kısımları okuyabilirsiniz. Şu şekildeki Compose'da yapılan her şey bir event'tir. Zaten bu tıklanma olayları vesaire event'tir. Kullanıcı arayüzünü güncelleyecek tarafta view modeldir. Biz view modeldeki verileri işliyoruz, kullanıyoruz. Bu kısımda daha pure bir hale, buradaki saf hale getirmemizi bizden söylüyor. Veri alışverişi vesaire gibi işlemler zaten side effect konusunda görmüştük. Bu tarz işlemler mesela bir analiz programı kullanıyorsunuzdur uygulamanızda veya bir connection'ınız vardır, kapatmanız gerekiyordur. Zaten bunları efektler bölümünde, side efektler bölümünde görmüştük. Composable içerisinde efektler ile bunları yapabilirsiniz. Daha çok composable fonksiyonları pure hale getirmeye çalışıyoruz. Genellikle veri transferi, veri alma vesaire işlemleri view modeller ile yapılması gerekiyor. Bir işlemi düşünmeniz gereken şu ki bir işlemi her yerde mesela my app tab bar böyle bir tane bir tab bar composable oluşturdunuz. Siz buradaki işlemi daha farklı yerlerde de kullanabilirseniz nispeten daha iyi bir kod yazdığınızı söyleyebiliriz. Tabii ki de sadece bu soruyla ölçülemez. Ancak mesela ne yapmışız? Burada bir composable fonksiyon oluşturulmuş. My app tab bar gibi bir ismi var. İsim değişebilir. O önemli değil şu anda. Dikkat etmemiz gereken iki tane nokta var. Burada ne? İki parametre almış. Ney bunlar? App bar tekstimiz. Yani o kullanıcının app barda gözükeceği isim aslında. Ve on backrest. O app bar isminin yanında yazan geri butonuna tıklandığında ne olacağı? Önceki ekrana gidebilir. Daha önceki ekrana gidebilir. Komple uygulamayı kapatabilir. Bu tarz durumları düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tab bar oluşturulmuş burada. Tab barın title'ı var. Title'ımızı buradan alıyor. Title'ımızı gördüğünüz buradaki metinden alıyor tekstini. Text align'ı center'lamış. Buradaki genişletmiş. Yani o tab barın sadece verisini buradan alıyor. Buradan alıyor. Yani siz buraya manuel olarak bir şey girseydiniz. Örneğin ana ekran gibi bir metin yazsaydınız. Siz bunu sadece ana ekranın bir tab barı olarak kullanabilirdiniz. Artık buradaki parametre olarak alarak bu tab app barı uygulamanın istediğimiz noktasına kullanabilir hale getirmiş. Bu fonksiyon ile beraber navigation icon'ımızda da gördüğünüz gibi arrow back şeklinde ikonumuz var. Siz dilerseniz buradaki ikonu da şuraya parametre olarak ekleyebilirsiniz ve bu şekilde istediğiniz ikonu da koymuş olabilirsiniz. Ancak genelde geri ikon olduğu için bu şekilde bir parametre olarak ekleme yapmamış. İkon butonu, yani buradaki arrow butonunda on back Preset gördüğünüz fonksiyonu almış ve ne yapılacağı burada belirlenmiş olmuş. Dediğim gibi ya geriye gidersiniz ya komple uygulamayı bile kapatabilirsiniz. Buradaki fonksiyonda belirlenmiş olmuş. Yani bu şekilde her yerden kullanabileceğiniz buton, tab app bar, text view kullanabilirsiniz. Örneğin uygulamanızın bir teması var. Bir temaya uygun bir text view'unuz var. Bunu her yerde kullanabilirsiniz bu şekilde yaparak. Sadece içerisini değiştirebilirsiniz. Renk gibi değil de daha çok böyle hint, oradaki hint metnini değiştirebilirsiniz. Yine buradaki fonksiyon gibi işlemini değiştirebilirsiniz. Bu şekilde işlevlerle tek bir kodla projede yazılan tüm widget'ları etkileyebilirsiniz.
bilirsiniz. Bu da çok güzel bir kullanım örneği oldu bizim açımızdan. Şimdi son olarak via modellerle beraber nasıl kullanacağız biz Compose'u? Tabii ki de yine state'leri kullanacağız. Kullanıcı arayüzünü gözlemlenebilir olan state flow'lar, live data'lar view modelde yerini alacak yeniden. Biz view modelin gelen işleri aslında view modeldeki fonksiyonları orada yapılan işlevleri aslında aktardığımız değişkenler üzerinden göreceğiz. Örneğin örnek verecek olursak bir tane oturum açma ekranı hayal edin. Burada oturum açma butonuna tıkladığında aslında uygulamada bir ilerleme, bir şifre kontrolü vesaire gibi durumlar olacak. Giriş başarılı olursa da farklı bir ekrana gidecek. Hata durumunda ise örneğin bir snack bar, bir uyarı, tuhaf mesaj olabilir, istediğiniz mesaj olabilir. Bu şekilde bir hata durumu olacak. Yani 4 tane durum var. Oturumun kapalı olması. Kullanıcı giriş yap ekranını görüyor. Devam ediyor. Devam etmesi durumunda yani kullanıcı uygulamanın şifresine girdi vesaireye girdi. Butona tıkladı. Yani şu anda kontrol ediliyor. Şifresi kontrol ediliyor. Hata durumu kullanıcı şifresini yanlış girmiş olabilir. Her türlü durum olabilir. Ve oturumun açılması. Kullanıcı her şeyi doğru yaptı. Ve buradaki durumu uygulaması da aslında hesabına giriş yapmış oldu. 4 durumu söyledik. Bunları Sealed Class ile bir object olarak tutabiliyoruz. UI state isminde bir sınıfımız var. UI'ın şu anda hangi durumda olduğunu gösteren bir sealed class'ımız var. Bunu zamanında önceki projelerimden, YouTube'da paylaştığım projelerden bileceksinizdir izlediyseniz. Biz burada success, login, error şeklinde sealed class kullanmıştık. Ne yapmıştık? Hepsini data class olarak kullanmıştır. Eğer loading durumundaysa progress bar göstermiştik. Error durumundaysa hata mesajımızı göstermiştik. Success durumundaysa kullanıcı başarılı olarak işlemi tamamlamıştık. Burada gördüğünüz gibi bir state var. Biz artık bu state'leri değiştiriyoruz. Ne yapacağız? Bir view modelimiz var. View modelde örneğin şu şekilde bir mutable state of var. UI state tipinde gördüğünüz sealed class tipinde ve UI state.signedOut gördüğünüz bu state'de. SignedOut yani ilk durum. Kullanıcı o ekranı gördüğünde ne olacak? Çıkmış olacak. Yani İlk giriş ekranı, giriş yap butonunu gördüğü ekran karşısına çıkacak. Başlangıç değerini bu olarak belirliyoruz. Siz de eğer sign-in gibi bir burada ilk atama yaptırsanız kullanıcı herhangi bir şifre sormadan direkt hesabını açmış gibi olacaksınız. Burada ilk değerimizi, initial değerimizi vermiş oluyoruz. Sonrasında burada gördüğünüz gibi UI state'imiz var, get var. State de zaten okunabilmesi için. Burada artık fonksiyonlar ile UI state'i değiştirmiş oluyoruz. Yani ne yapmış olabiliriz? Repository katmanımızdan, MVVM'e uygun olarak konuşuyorum şu anda. Repository katmanından view modele veri aktarmış. Yani kullanıcı tamam şifresini doğru girdi, her şey okey. Yani artık UI state'imizi ne yapacağız? Signed in yapacağız. Bu kontrolü yani repository'den cevap bekleme aşaması da in progress olacak. Yani bu şekilde biz burada yazdığımız view modele yazdığımız fonksiyon ile beraber UI state'i kontrol edeceğiz. Şimdi UI state tabii ki de view model içerisinde bu UI state'i kullanıyoruz. Okuma aşamasına geldiğimizde bunu kullanacağız. Zaten private değil. Şimdi bu view modeli ne yaptık? Artık burada gördüğünüz üzere MyComposable ile aktarmış olduk. MyComposable'da view modelimizi kullanmış olduk. UI state'imizi nasıl yakalayacağız? View model gördüğünüz class'ımız UI state diyeceğiz. Buradaki private olmayan değerimiz çünkü private olan bu sınıfa özgü bir değer. UI state'imizi observe as a state şeklinde fonksiyon ile çağırıyoruz. Ve artık biz bu noktada UI state'in tüm değiştiği anları yakalayıp buna göre ekran gösterebiliriz. Çeşitli yine dediğim gibi analitik işlemlere, analitik programlarına veri gönderebiliriz. Bu şekilde istediğimiz işlemi composable yapısına uygun olarak yapabiliriz. Anlatacaklarım arayüz mimarisinde bu kadardı. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Daha fazla, daha farklı Jetpack Compose bölümleriyle aslında devam edeceğim. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.